22-29 Mayıs Semerkant Derneği'nin kuruluş haftası olarak kutlanıyor. Bu hafta kapsamında Bitlis Orman Müdürlüğü ve Semerkant Derneği tarafından Semerkant Orman Bahçesi'ne 100 hektarlık alana 560 adet çam ağacı dikildi. Semerkant Dernek Başkanı Hüsnü Hacı Yusufoğlu Bitlis TV kameralarına konuştu. 22 Mayıs-29 Mayıs arası Türkiye genelinde Semerkant Haftası etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemizde ve dünyada Semerkant Haftası olarak kullanılıyor. Hiç etkinlik olarak kullanıyoruz bunu. Biz bu yıl ilimizde, geçen yıl değişik etkinlikler yapmıştık. Bu yıl ilimizde ağaçlandırma faaliyetlerine katkıda bulunmak istedik. Semerkant Haftası etkinliklerinde ağaçlandırmayı yapmayı planladık, düşündük. Bununla alakalı Orman Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler olumlu sonuç verdi. Orman Müdürümüze de buradan teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin her yıl tekrarlanarak devam etmesini istiyoruz. Hatta hazırladığımız ormanın devamını önümüzdeki yıllarda devamını da sağlamak istiyoruz. Etkinliğe katılan araştırmacı yazar Tören Serdar, Beşminare Akademi Fikir ve Düşünce Derneği Başkanı Serdar Durer ve Engelliler Derneği Başkanı Edip Sucuk düşüncelerini haber ekibimizle paylaştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyuruyor ki, bilseniz yarın kıyamet kopuyor, elinizde bir fidan varsa onu mutlaka dikin. Dinimiz bu kadar ağaç dikmesine önem verdiği halde maalesef ilimiz bunu pek uygulamamış. Bu bir acı. Semerkant'ın yaptığı bu girişim inşallah hayırlara vesile olur. Bitlis için bir adım olur. Bitlis TV de bunu sürekli gündeme getirir. Ve Bitlis Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde belirttiği gibi etrafı 10 bin üzüm bağlarıyla dolu. Her tarafı efendim bağı İrem gibi olup ormanlarla çevri şehir haline gelir. Semerkant'a ve Bitlis TV'ye teşekkür ederim. Bugün aramızda olup bize destek veren öncelikle herkese şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Semerkant Şirketler Grubu olarak 2 yıldır başlatmış olduğumuz 22-29 Mayıs Semerkant etkinlikleri kapsamında biz de bu yıl Semerkant İl Temsilciliği olaraktan Semerkant Hatıra Ormanı, Orman İşletme Müdürlüğümüzle birlikte Semerkant Hatıra Ormanı ve akabinde öğlende etli pilav şenliğimiz olmuştur. Bu kapsamda aramızda bulunan bütün değerli katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu ilçelerimizden de katılımlar olmuştur. İlçelerimizden de gelen, bizi yalnız bırakmayan değerli dostlarımıza tamamına şükranlarımızı sunuyoruz. Uzun yıllardır ilimizin merkeze yakın dağlarının ağaçlandırılması gerektiğini her platformda ifade ediyorduk. Ancak bu ilimizde yeni yeni vücut bulmaya başladı. 22-29 Mayıs Semerkant Haftası etkinlikler çerçevesinde yaklaşık 100 hektarlık alan ağaçlandırılacak. Bu anlamda Semerkant'ın bu örnek çalışmasının tüm sivil toplum örgütleri tarafından da desteklenmesi gerektiğini ve diğer sivil toplum örgütlerimizin de bu ve benzer çalışmalar içerisinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Semerkant'ın tüm değerli yöneticilerine Bitlisler olarak şükran ve minnetlerimizi arz ediyoruz.